Herkese selam. Selamlar arkadaşlar. Bugün kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bir açalım önce. Çok heyecanlıyım da. Alper çok heyecanlı. Konuşamıyor. Kendini ifade etmekte zorlanıyor. Sürekli gülüyor. Çok seveceğim bir yere geldik. İkimizin de çok seveceği. Yani Thumbnail'dan gördüğünüz gibi World of Cars diye, buranın Day One diye bir ünlü bir YouTube kanalı var. Bir araba YouTube kanalı. Onların düzenlediği korkunç büyük bir organizasyon var. Hollanda'daki bütün büyük galeriler ve araba modifiye şirketleri burada şu an. Evet, inanılmaz büyük bir otoparkı vardı. Otopark bile galeri gibiydi. Evet, yani. Belçika'dan, Almanya'dan bir sürü yerde ben bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum. Alper söylüyordu ama bizi çok güzel şeyler bekliyor diye tahmin ediyorum. Hadi girelim, ben hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Yani. Direkt girmek istiyorum içeri. Hadi. Bu araba merak, yani herkes biliyordur zaten. Fast and Furious'ın ilk filminde Jesse'nin kullandığı araba. Acayip kıymetlidir Jetta. Ya muhteşem, daha çok güzel. Hatta Jesse bunun içinde bir yarış kaybediyor falan sonra. Çok uzun hikaye, herkes izlemiştir zaten Fast and Furious'ı. Bu arabadaki film, o filmdeki araba. Ben de arabamı buldum, şu pembe. Ay çok şeker. Arkada Carrera GT var, hadi oraya gidelim ya. Ya Carrera GT şu ne ya? Next Level Cars. Bunlarda iyi arabalar varmış hakikaten yani. Var mı? 918 Spider var. Şimdi göstereceğim hemen. Oha bu ne? Spider. Bu Monza. Anormal pahalı Ferrari. 918 Spider ve hemen arkasında da Carrera GT var. LT full Novitec modifiyeli Absolute Motors'un arabası. Yani muhteşem bir araba ya. İnanılmaz detaylar var. Her yer karbon zaten. Yani inanılmaz detaylar var burada. Bakın bu arkadan geçen de Kenneth. Absolute Motors'un sahibi olan çocuk. Araba arabanın mı? Onun değil. Dükkanın arabaları tabii ki ama çok başarılı bir. Bu otomobil tarihi için gelmiş geçmiş en önemli arabalardan biridir ve her otomobil severin hayalidir bu araba ama çok zordur alması. Geçenlerde Instagram'da paylaşmıştım, böyle var bir iki tane 400-500 bin euro aralığında ama bu muazzam bir detay yani. Jantlar, proporsiyonlar, araba, yani her şeyle muhteşem bir araba yani. Çok tarifsiz ya, çok güzel bir araba ya ve çok iyi kondisyonda. O kadar iyi ki anlatamıyorum ne kadar iyi olduğunu arabanın. RS6 ağır bu. 125 tane yapılmış limited edition. Korkunç güzel tabii ki de. Yani RS6 için çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yeni nesil RS6 bu. En son RS6. Kaç beygir olduğunu hatırlamıyorum şu an. 700'lerde falan olabilir. Satılık bu araba. İsteyen varsa 294 bin euro istiyorlar.
Dream car yani en son nokta. RS6 S. Ama renge bakın ya. Kırmızı tam benlik. Harika bir şey. Bayağı güzel ya. Harbi. Çok güzel. Çok güzel. Buna bayıldım. Bunu alalım. 200 bin euro. 229 bin. 230 bin euro. Neden olmasın? Ve şimdi asıl şimdi çok acayip bir şey gidiyoruz. Bak ne var burada? Ne o? Özgür. Sen anladın ne olduğunu. Neydi bu? Eleanor. Var. Eleanor var. Gidelim. Shelby GT500. Bu da Garmin'in 60'tı yani 60 saniyede geçti diye çevirmişti galiba Türkiye'ye. Filmindeki yani çok tarihsiz bir arabadır ya bu. Ya yani çok özel yapımdır. Çok sınırlı sayıda yapılmış el yapımı olarak özel olarak tasarlanmış arabalardan biri. Yanlış bilmiyorsam 300 bin euroya var bir tane satılık ama hani alabilir misiniz bilmiyorum yani 300 bin euroya onu da verirler mi? Hadi öyle koymuşlar ilanı ama. Abi çok güzel ya. Ya çok güzel gerçekten. Bol bol Supra var. Supra önemli. Supra bakalım. Supra önemli. Aa 3 tane burada var. Bir tane, 2 tane şurada var. 5 tane Supra var. Evet. İlk Supra. Supra yani bu da çok efsane bir JDM sevenler için, Japon arabası sevenler için önemli ve çok güzel yapılmış bir Supra var burada. Bayağı güzel yapılmış. Bu çok tarihsiz bir GTR R34 V-Spec 222 taneden bir tanesi yeryüzündeki yapılmış. RB26 makine var içinde Nismo'nun yani yıkılıyor araba. Yıkılıyor yani. Greedy turbo var. İki tane kocaman açık oyun filtresi görüyorum. Yani muhteşem ya. Yani her bir detayı inanılmaz ama renk tek ya. Renk efsane güzel bir rengi var. Ben Japon arabası da sevmem ama R34 deyince konu başka bir yerlere geliyor. Bu çok iyi yapılmış ya. Bu nedir ya? Ya bunu hangi insan evladı tasarladı? Böyle güzel araba mı yapılır ya? RB26 makine var. Yani karbon detaylar, gridi, açık hava şeyleri yani böyle tarifi yok ya. O kadar güzel tasarlanmış ki araba. Yani Nismo'nun jantları var üzerinde. Çok güzel bir renk. Japonya'nın arabası mı ya? Evet, Japonik official yazıyor. Çok zevkli adammış eğer oysa gerçekten. Evet, onun arabası. Kendisi eğer denk gelir de izlerse, izleyenlerden biri söylerse çok zevkli adammış yani. Ya çok iyi ya, harbiden güle güle kullansın arabasını, çok iyi. Doğru, bu arabayı yeni getirdi daha buraya. Japonya'dan yeni geldi, ben videosunu gördüm. Abi çok iyi ya. Harbiden çok iyi yani. Olmaz bana. Ben yapayım. O kadar olacağına. İnanılmaz bir sesti yani. Bu kapalı alan diye öyle değil mi? Adam da geldi orada çocukları uyardı da. Bizi uyarmadı. Biz çocuk değiliz de bizim canımız can değil mi? Anlamadım ki. Çocuklar daha yakın diyorsun. Onlar hızlı zaten geldi. İnanılmazdı.
yapıyorlar? Kaplıyor, araba kaplama yapıyor canlı canlı insanların önünde. Wrap My Ride diye bir yer. Ya böyle sevinsem, yüzüysem, moralim bozulsam falan bilemedim ben. Çok güzelim bayağı. Harbiden çok güzeldi. Evet ama aşırı kalabalıktı. Aşırı gürültü de vardı tabii. Ama güzeldi. Güzeldi güzel. Çok güzel bayağı. Güzeldi. Ben beğendim bayağı. Umarım araba sever izleyiciler olarak sizler de beğenmişsiniz arkadaşlar. Bence beğenilmeyecek gibi değil ya. Yani çok 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 zevkle yapılmış, çok güzel arabalar vardı. Yani çok apaçlı işleri de vardı da. Ama güzel yapılmış, zevkli. Böyle nadir bulunabilecek şeyler vardı içeride. Beğendim. Evet. O zaman bir sonraki macera dolu videomuza kadar herkes kendine çok iyi baksın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Varsa yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Destek için de yorum yazabilirsiniz. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşürüz.